Günaydın, 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 günaydın. Yaşasın, pazartesi günü geldi. Yaşasın efendim. Haftanın ilk gününe kavuştuk ya. Dayı, ne yapıyorsun ya? Kafayı mı yedin? Niye kafayı yedim oğlum? Allah Allah, her pazartesi yepyeni bir başlangıç. Önümüzde istediğimiz gibi doldurabileceğimiz, dolu dolu yaşayabileceğimiz bir hafta oluyor. Allah'tan bize bir hediye bu Pasko. Ya Kadir, sen herkese hayatını bizim hayat zannediyorsun, değil mi? Aa, değil mi? Değil tabii. Abi rutinler var. Her insanın var. Ya ben rutin sevmiyorum Pasko ya. E ben de seni sevmiyorum. Vallahi iyi ki risk alıp bu işleri seçmişiz ha. Ya masa başı adamı olaydık. Ha ne olurdu? Benden olmazdı. Olmazdı abi. Düşünsene bütün gün ofiste masada oturuyorsun. Çok zor ya. Aman abi aman. Allah sabır versin. Mesela şurada 2 saat çalışacağız. Sonra? Sonra ne? Gestos. Tabii abi. Alışveriş, sinemaydı. Ortamdı, yemeklerdi. Güzel hatunlardı efendim. Güzel arabalar, tekneler. Yazın kış memleketlerine, kışın yaz memleketlerine tatile gitmeler falan. Oh, lüks hayat. Su gibi para. Harca harca bitmez. Of ya, bizim hayatımız da kolay değil be. Evet abi, zor. Ya bir kot pantolona 3500 lira vermek kolay mı ya? Şu an Pascal'ın üzerindeki tişört en az 1000 dolar ya, değil mi? Evet, 1500. Bildiğin düz cart pembe tişört, yanlış anlama yani. Baskısı maskısı da yok, yuvarlak yaka. Yavru ağzı. Niye 1500 dolar? Abi çünkü şöyle meşhur bir modacı var. O yapıyor, tasarlıyor. İyi de abi çizgisi yok, deseni yok. Nesini tasarlamış bu deve? Adı var ya. Lan adını da ensedeki etikete ufacık basıyor. Onu gören yok ama tişört 1500 dolar es. E görsünden işte. Hayat kolay mı abi? Bizim hayat zor. Tabii abi. Bak el bezi kadar tişörte 1500 dolar ödemiş. Ama ödüyor. Sen öder misin? Ödemezsin. Niye? Çünkü o bu hayatı seçmiş. Sen seçmemişsin. Seçtim. Ben seviyorum. Zengin şöhretli. Onu seviyorum. Tabii abi. Hani denir ki herkes kendi seçtiği hayatı yaşar derler, değil mi? Ama Kadir, hasta oluyoruz. Onda biz seçiyoruz. Yavrum saf saf konuşma ya. Yaşadığımız hayat tarzını biz seçiyoruz yani. Efendim ya da sağlığı, hastalığı değil ya da fakirliği, zenginliği de değil. Hayat biçimini, yani hayatı, yaşamı biçiminde biçimlendirmekten bahsediyorum ben. O biçimlendirme şeklini biz seçiyoruz. Sen de bakayım şimdi. Param yok mesela. Nasıl yaşayacağım? Ama abi saçmalamayalım yani. Para mıdır mutluluk ya? Evet. Doğru diyorsun aslında, evet para. Harbiden para mutluluk verir. Ya düşündüm, hak verdim. Bu dünyada paran varsa artık sağlığını bile satın alabiliyorsun ya. Aman abi aman. Hala tedbir misin? Tabii abi, en mühim sağlık. Amin diyelim. Ara gaz var. Paran yoksa da ara gazın var, öyle diyelim efendim. Bilabeder seni eğlendirmek için burada iki adam affedersin yırtıyor, öyle mi? Aynen öyle abi. Onu elimizden geleni yapacağız yani. Öyle düzeltelim az önceki lafı da. Twitter adresimizi verelim Can Bey. Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir Twitter adresimiz. Tweet atan altın bulsun kardeş. Amin. Aragaz başladı efendim. Hepinizin işi gücü rast gelsin. Tabancasından ses gelsin. Hadi bak. Haydi haydi işler. Aragaz. Pascal. Kadir. Kim abicim bu sabahın köründe ya? Alo. Alo, Kadir'im sen misin? Ooo, Hacı Dert Vedir abim benim. Abim, canım abim, hayırlı haftalar güzel abim, ellerinden öpüyorum abi. Gözlerinden öperim genç o. Nerede Pascal hayatsızı? Daha tabii, buradayım. Abicim, boynuma dola. Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Yani evrende gidip gelmediğim galaksi kalmadı. Görmediğim güneş sistemi kalmadı. Bu kadar irite eden bir laf duymuş değilim. Bırak bu lafı Pascal. Abi elimden geleni yapacağım. Hacı Darth Vader abim, nasıl başladı hafta? Ne alemdesin? Her şey yolunda mı abi? Güzel olacak Kadir'im. Yeni bir atılım içerisindeyim. Ya Darth abi ya. Şu ticarete doymadın ya. Evet Hacı Darth Vader abim ya. Ya doymadın kanmadın. Sen karanlıklar lordusun be baba. Ya sen Star Wars'un kralısın abi. Ya bu ticaret, bu para aşkı nereye kadar baba koya? Lan benim paraya ne ihtiyacım var? Ticaret benim hobim bir kere. O zaman yakışır baba. Bir de abi o daldan dala atlıyorsun. En son hamam işi vardı. Ne oldu hamam işi? Geçen hafta hamam açıyorduk. Geldik, hatta önünden 2 gün tellaklık yaptık. Ne oldu abi? Evet ya. Su bitti gezegeninde Kadir'im. Teyemmülle hamam da olmuyor. Devrettik. Otopark yaptılar orayı şimdi. Abi şimdi ne düşünüyorsun?
Mekanlı işlere girmeyeceğim artık gencolar. Diyorum ki şöyle seyyar ama ruhsatlı bir ticarete gireyim. Ne demek o ya? Ne gibi yani? Kumpir işine giriyorum gencolar. Kumpir mi? Nereden aklına geliyor böyle işler Hacı Dert Vedir abi ya? Kadir, dünya denen o dandik gezegende güzel patates oluyor diyorlar. Abi tabii. Özellikle bizim memleket mesela Adapazarı'nda şahane patates var abi. O zaman Kadir'im 5 çuval patates kapıyorsun Adapazarı'ndan Hacı Dert abine. Ya Dert abi UFO'ları gönder, talladın ardın. Her yer patates. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Allah'ın cezası. Hacı Dert Vedir'in boğazından haram lokma geçmez. Çiftçinin emeğini mi çalalım? Abi özür dilerim. Vallahi billahi ya. Ya sen var ya bana yine ders verdin. Hayat dersi. Kadir, kumpir tezgahına güvenilir iki adam arıyorum. Abi işinin başında sen dur, başkasına bırakma, bak sen buradan da kaybediyorsun. Kadir'im benim sağa sola tahsilata gitmem, toplam müşteri kovalamam lazım. Tezgahta duracak helal haram nedir bilen birilerine ihtiyacım var. Dükkanı ite kopağa bırakıyoruz, iki gün sonra yazar kasayı patlatıp kaçıyor şerefsizler. Abi o zaman biz bakalım sağa sola haber veririm, güvenilir olsun. İki kişi değil mi? Kes! Siz gelip kumpir tezgahının başında duracaksınız. Ha ha ha! Seviyorum sizi Allah'ın cezaları. Abi biz ne anlarız kumpirden? Gözünü seveyim Hacı Dert Vedir abi ya. Öyle mi Kadir Efendi? Manita evine gelse onu kafalamak için böf stroganoff bile yaparsın. Hacı Dert abine gelince patatesten anlamam, öyle mi? Tamam öyle olsun. Ya Dert abi yapma ya. Gözünü seveyim ya. Tamam gencolar. Yazdım bunu kenara. Başınız sıkıştığı zaman Hacı Dert abi yetişte sinyal göndermeyin. Bundan sonra ışın kılıcımı sizin için cızlatırsam adam değilim lan. Ya Hacı Dert Vedir abi o değil de senin şu ışın kılıcı mor ışık saçıyordu değil mi abi? Evet Allah'ın cezası. Abi o zaman senin mor ışıklı ışın kılıcını bu yaz bana ödünç verin mi? Ne yapacaksın ışın kılıcını Allah'ın cezası? Abi sivrisinek çok oluyor gece, onun için lazım mor ışık ya. Abi o var ya çat diye patlıyor. Mısır gibi. Siz abinizi makaraya mı sarıyorsunuz lan? Allah'ın cezaları. Sevmiyorum sizi. Sildim adınızı. Ya Hacı Dert Vedir abi yapma gözünü seveyim. Kumpir işinden mi küsüyorsun yani? Olacak şey mi bu ya? Dar günümde yanımda olmayanı güzel günümde istemem gencolar. Ya tamam Dert abi ya. Geliyoruz geliyoruz ya. He, kumpirci de olacağız yani, iyi mi? Gelirken Adapazarı'ndan 5 çuval patates kaldırın. Öyle gelin. Yeni kara delik noktası açtım. Osman Gazi Köprüsü gişelerde ortadaki gişeye 65 kilometre hızla girerseniz cız Star Wars'tasınız. Hadi göreyim sizi. Ha ha ha. Yeniden baş sevmeye başladım sizi. Allah'ın cezaları. Aragaz. Paskal. Kadir'cim. Şu an stüdyoda kim var? Dilber Hoca geldi. Hanımlar beyler, yeryüzünün en iri bilgi taneciği. Bir bilim hazinesi. Adı güzel, kendi güzel. Adı yakşı, kendi yakşı. Allah meycan, medar iftar. Türklerin dünya medeniyetine en son büyük katkısı. Büyük alkışlarla Profesör, Doktor Dilber Kortaylı hocamı stüdyomuza teşrif ettiler. Dilber hocam, adamsın. Boynum adına. Kaş kol olsun. Yani tipik bir cahilsin. Ben de diyorum ki bu Pascal denen çocuk bu kadar sevimli olmasına rağmen neden ben bundan irite oluyorum? Ay sebebini şimdi anladım. Nedenmiş hocam? Bunun bünyesinde hem denyoluk hem cahillik taht krallık kurmuş yani. Vallahi çok doğru tespit hocam. Bravo. İşte bilimin sesi ya. İşte aydınlığın aydınlattığı gerçek. Kadir, sen de cahilsin. Dilber hocam, bu da cahil değil mi? Seddeli cahil hem de kaliteli cahil o. Cahil de olsan bir kaliten var, duyuyorsun en azından. Hoca söylüyor. Dilber hocam, pek çok hanım dinleyicimiz sizden yaza dair makyaj tiyoları bekliyor. Onu söyleyeyim, belirteyim de. Hocam, makyajdan anlar mısın? Cahil make-up hadisesinde Dilber Kortaylı bir zirvedir ayol. Ya Dilber hocam, pek çok genç kız dinleyicimiz doğru şekilde bunu nasıl süreriz, bunu nasıl yaparız diye soruyorlar. Tabii biz cahil genç kızları aydınlatsın diyorlar yani. Yardımcı olun o zaman hocam be. He? Yani Kadir, şimdi şöyle bak, bazı kişiler mat ruj sürerken dudak kalemi kullanmanın gereksiz olduğunu düşünürler. Oysaki dudak kalemi kusursuz bir şekilde ruj sürmeniz için işinizi oldukça kolaylaştıracak bir yardımcıdır. Kadir sen de bilirsin. Hocam ben
Matrucun müptelası mı? Ben nereden bileyim ya? Ne saçma bir tespit. Aa. Rujunuza uygun tonda seçeceğiniz bir kalem ile dudak çevrenizi belirlemeniz ve bu çerçevenin içinde kalacak şekilde ruj sürmeniz dudak hatlarınızı daha belirgin yapar. Şahsen ben önce dudak kalemiyle böyle dudak bördürlerini böyle belirginleştirip sıvı rujla dudak içini boyamayı öneriyorum. Hocam büyüksün be. Ya hocam vallahi sayenizde pek çok genç hanım doğru ruj sürmeyi öğreniyor şu anda. O kadar önemli bir hizmet ki bu. Yani erkeğin cahili neyse de cehalet kadınlara hiç yakışmıyor. Kadir sen de bilirsin. Tabii hocam ben iyi bilirim yani. Kadir nereden biliyorsun? Ne sen? Bileyim ya. Sen bilirsin Kadir diye tutturuyor. Ben de deyip geçiyorum ya. Yani. Neyse. Dilber hocam bazı hanım dinleyicilerimiz ciltlerinin makyajı kustuğunu söylüyorlar. Neden? Aa evet evet. Günlük olarak da olsa oldukça fazla ve yoğun makyaj yapmak zorunda kalanlar makyajlarında mutlaka fondöten kullanmayı tercih edenler bu sıkıntıyı çok yaşarlar. Aslında biliyor musun böyle cildin kusması dediğimiz şey tam anlamıyla terleme ya da makyajı yok denecek düzeye getirme gibi algılanabilir. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi temel alışkanlıkları, terleme falan. Evet hocam, bu benim cildim var ya, fondöteni kusuyor. Cahil olduğun için cildin güzel bir şeyi reddediyor senin. Cahiller böyledir. Yeni ve güzel olan her şeyi reddederler. Peki hocam bir şey merak ediyorum. Sivri topuklu giyerken acaba bileği burkmamak için ne yapmak lazım? Neden sordun? Sivri topuklu mu giyiyorsun Kadir? Kadir, giyiyor musun lan? Oğlum... Lan manyak mısın? Niye giyeyim? Yani bu genel bir problem. Onun için soruyoruz. Ay şimdi herkes gitar çalabilir mi? Hayır. Herkes resim yapabilir mi? Hayır. Her kadın da yüksek topuklu giyemez. Yüksek topuklu ayakkabı giymek resim müzik gibi bir yetenektir. Her kadın giyemez. Vay Dilber Hoca. Sanattır diyorsun. İşte bilim bu ya. İşte aydınlanma çağı bu. İşte aklı öne çıkaran zihniyet bu. Bilim ışığını gözümüze gömdünüz, çaktınız. Işıldak gibi aydınlattınız hocam. Teşekkür ederiz. As. Cahille. Aragaz. Pascal. Yes. Şu an stüdyomuzda kim var? Abi, Orgay Hoca geldi. Evet efendim hanımlar beyler uluslararası ilişkiler ve diplomasi uzmanı stratejist Orgay Kabarır hocamız stüdyomuzdalar. Orgay hocam hoş geldiniz. Evet evet hoş geldiniz hocam. Evet hocam hoş bulduk hocam. Hocam ver oradan çayı al buradan bardağı hocam. Teşekkür ederim hocam ya. Orgay hocam sizinle görüşmeyeli epey oldu ya. Nasılsınız iyi misiniz? Dünyada da bayağı bir gelişme oldu yani. Mesela Birleşmiş Milletler dağılmak üzere diyorlar. Olabilir mi böyle bir şey ya? Evet hocam. Hocam doğru hocam. Hocam Birleşmiş Milletler dağılmak üzere hocam. Hocam zaten Birleşmiş Milletler dediğin Amerika'ya yancılık yapmaktan başka ne işe yarıyor hocam ya? Vallahi doğru. Kapansın ver. Ben Birleşmiş Milletler'in dağılmasına karşıyım hocam. Aa neden Orgay hocam? Hocam bizi Birleşmiş Milletler'de bir mekana götürdüler hocam. Underground hocam içeride bir manitalar var. Aklın şaşar. Paso Honduras ne oluyor burada dedim. Milletleri birleştiriyoruz hocam dediler. O ara Amerikalı delege Amerika'yı Kanadalı'yla birleştirdi hocam. Sabaha kadar milletleri birleştirdik durduk. Yok böyle bir şey hocam. Evet hocam ya. Peki hocam sizce Amerika ne yapmaya çalışıyor? Yani... Obama'dan sonra Trump'ın gelmesi bir şeyleri değiştirdi mi, değiştirmedi mi? Amerika yine dünyanın her yerine yardırıyor gözüküyor. Halbuki Trump böyle dememişti yani içimize döneceğiz demişti falan neler oluyor hocam? Şimdi hocam Amerika'nın bir anayasası mantalitesi vardır hocam. Hocam 250 yıldır bunlar değişmez. Amerikan politikası agresiftir hocam. Bencildir hocam. Trump'tur, Obama'dır, rahmetli başkan Kennedy'dir. Bunlar hep vitrin hocam. Hocam be o Kennedy var ya ben hayranım ya. Marilyn Monroe var ya nasıl kafaladı be. Helal olsun hanım ya. Delikanlı. Evet hocam doğru hocam beni Beyaz Saray'da Oval Ofis'e götürdüler. O zaman Başkan Clinton hocam bir baktım hocam Oval Ofis'i sirkeyle siliyorlar ya. Ne oluyor dedim başkan gene ortalık yere attırdı onu temizliyoruz dediler ya. Pardon anlamadım başkan ne yapmış? Yeni stajyeri işten attırmış. Peki Orgay hocam anladık strateji stajyeri işten attırmışı iyi geldi.
Almanya'nın Türkiye aleyhine gittikçe sertleşen bir tavrı var. Ona ne diyorsunuz hocam? Doğru hocam. Vardır Kadir hocam. Hocam Almanlar serttir hocam. Hocam beni Berlin'de bir mekana götürdüler. Alman gotiği hocam. İçeride bir kızlar var. Hepsi taş gibi hocam. Sert, sert. Beni ortaya bir aldılar. Tekme nereden geliyor? Tokat nereden geliyor? Bilmiyorum hocam. Arada sopa, kırbaç geliyor. Ya bola, dohmi. Böyle de bağırıyorum ben de hocam. Zikariya, ya. Onlar da böyle diyorlar. İnsan evladı demediler hocam. Sabaha kadar beni ezdiler hocam ya. Anladım, anladım hocam. Hocam büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yine şahane izahatlar yaptınız hocam. Aragaz. Pascal, şu an stüdyomuzda kim var? Büyük başkan geldi kendisi. Hanımlar, beyler, Türk ve dünya futbolunun zirvesindeki isim. Büyük, arıza, manyak başkan. Sen Thunderbolt stüdyomuza teşrif ettiler. Kadir, ne oluyor ya? Ya büyük başkan, ne yapıyorsunuz ya? Ha, çok uğraldım kendime. Nasıl böyle çiş zamanlı rüzgara doğru süreceğim bunu. Ya başkanım. Sende motor merak var mıydı? Yoktu. Yoktu ama oluştu. Geçen gün bir motorcuyla kapıştım. Nasıl kapıştınız? Kırmızıda duruyordum geçen. Geldi, kafa gösterdi. Bu kapışalım mı dedi. Ben de iki ara gazı bir frenle cevap verdim buna. Yeşil yanınca kazıttık. Benim arabayı geçti bu. Motoru çok beğendim. Böyle bak, dikine bir alet ha. Motorcuları da sevdim. Motorda dik oturuyorlar. Dikine çocuklar. Bu sene hepsini bak stada sokuyorum. Bütün motorcuları stada alıyorum bu sene. Ya, ya sayın başkan. Geçen hafta var ya. Aziz Başkan da bir olay yaşadı. Motorcuyla problem oldu ya. Videosu var. Ne olmuş? Ne olmuş? Aziz Başkan niye motorcuyla sorun yaşamış? Ya işte Aziz Başkan sinyal vermemiş. Motorcu da hareket yapmış falan. Aracıyla motorcunun önünü kesmiş Aziz Başkan. Motorcu sinyal versene demiş. Aziz Başkan da sinyalini demiş. Vermez. Vermez. Oğlum koca Fener'in başkanına sinyalcilik yakışır mı lan? Sinyalci mi lan bu adam? Niye sinyal versin yani? Ama olur mu öyle şey büyük başkan ya? Fenerbahçe'nin başkanı yol keser mi yani? O zaman biz trafikte Cahil Cüelan'ı yaptıklarına hiç kızmayalım yani. Koca Fener'in başkanı bunu yapıyorsa başkası ne yapar? Efendim? Alçaklar lan köyler. Satılmış köpekler sinyalciler. Lan sizin mikrofonunuzu lan. Lan kopla mı koyuyorsunuz lan siz bana? Ya büyük başkan o değil de ya motor size yakışmadı ya. Şimdi bak deri ceket de yaptırıyorum. Kendi çetemi kuracağım ben. Çeteye bir isim bulalım. Bana yardım ederseniz bak sizi bu sene stada sokarım ha. Büyük başkanım siz bu motor işini ciddiye aldınız galiba bayağı. Aldım, aldım. Bak sizi de ikinizi birden bizim çeteye aldım. Kadir sende motor var mı? 50'lik elektrikli motor var, beyaz renk. Sütçü müsün sen Kadir? O ne lan öyle? Ya yazlıkta yani bakkala çakkala gitmek için ya. Benim motor merakım yok ki başkanım. Pascal sende motor var mı? Ya vaktiyle vardı ama irtibatı kestim. Konuşmuyoruz. Artık ciddi kız arkadaşım var. Kadir ne diyor bu ya? Oğlum bakın, bana eline bir komple hazırlıyorsanız sizi bizim stada sokmam bu sene. Alçaklarından köyler. Satılmış köpekler. Ya büyük başkanım biz sana kolpa yapar mıyız? Aşk olsun. Seviyoruz seni. Büyük başkan sen Thunderbolt'sun sen ya. Ya başkanım milli takımının başına tak tak geldi. Alçaklar. Tak tak kim lan? Ya bu Lucescu'nun Galatasaray'daki lakabı Taktak Lucescu'ydu ya. Onun için Taktak diyorlar başkanım Lucescu'ya. Milli takımın başına geçti. Aslında milli takımın çok önemli 4 maçı var ya. 4 maçlığına geçti diyelim yani. 4 maçlığına mı? Halı saha maçı mı lan bu? Ne demek 4 maçlığına? Arkadaş bu Lucescu da insanın içine doğan kötü bir his gibi canına yanayım ya. Her sene gelecek, gelecek, gelecek. Beşiktaş gelecek, Galatasaray gelecek. O getirecek, bu getirecek. En sonunda geldi. Bu ne abi? Kalp krizinden beter adam ya. Beyler ben size Lucescu'dan sonra milli takımın başına gelecek hocayı açıklayayım ya. Ben biliyorum. Pascal sen milli takımın başına geçecek hocayı biliyor musun? Evet. Söyle bakayım kim lan, hangi hoca o? Cüt Beramet Hoca. Ne alakası var lan şimdi? Abi bir o kaldı. Belki başarılı olur. Bir fırsat vermek lazım. Doğru diyorsun. O da hoca. Cüt Beramet Hoca'yı milli takımı çalıştırırken gözümüzün önüne bir getirelim. Bir getirelim. Getiremedim. Ben de getiremedim ya, canlanmıyor. Bak beyler, bak boşuna uğraşmayın. Milli takımın başına Lucescu'dan sonra geçecek hoca şimdiden belli. Kim hocam? Fatih Terim. Oha, yok artık ya. Ya büyük başkanım, daha adamı yeni yolladılar. Nasıl gelecek tekrar milli takıma ya? Bak gör, Fatih Terim eninde sonunda milli takım başına yine geçecek. Daha önce kaç kere gitti geldi. Süleyman Demirel gibi adam bu. Ben şahsen Terim'i tercih ederim. Bak niye dikini oynatıyor? Kendisi de dik bir adam. Hocam o zaman Fatih Hoca'nın polemiğe girdiği kebapçıyı getirsin. Bak o da dik adam.
Evet bak dikkatimi çekti, notumu aldım, o adamı takip edeceğim. Yeteri kadar dikine biriyse bizim takım başına onu getireceğim. Kadir, o adamlar ne yapıyorlar öyle ya? Hangi adamlar hocam? Lan pencereden baksana lan, bak karşı binadaki adamlar ne yapıyorlar? Ha, karşı binaya yangın merdiveni yapıyorlar hocam. Ne? Alçaklardan köyler, satılmış Golden Rottweiler'lar sizi. Hem de benim gözümün önünde. Merdiven yapmak ha. Eyvah Pascal, vallahi atacak kendini bu Pascal. Başkanım Pascal, dur başkanım. Tut. Aragaz. Pascal. Efendim Kadir. Canım, ünlü olduğu iddia edilen bir dizi oyuncusuyla yine ismini ilk defa duyduğum ama ünlü olduğu iddia edilen diğer bir dizi oyuncusu arasındaki dostluk aşka dönüşmüş. Niye? Ne demek lan niye? Abi ne gerek var? Arkadaş takılsınlar. Yavrum zaten dostluk aşka dönüşmez, öyle bir şey yok. Şimdi senle ben dostuz. Evet. Aramızdaki şey aşka dönüşebilir mi? O zaman oluruz. Olmaz mıyız? Lan Allah esirgesin, manyak konuşma ya. Benim diyeceğim şu: kadın ve erkek dost iseler, bir gün bu dostluk aşka dönüştüyse, bunlar en baştan beri taraflardan biri dost görünüp aslında ötekine ince ince yürümüş demektir yani. Yani taraflardan birinin gizli ajandası var demektir Pasko. Yapma ya, sinsin diyorsun. Emi de nasıl? Tabii bu da bir yöntem. Yani bir hanımı beğenirsin, seversin, gider belli edersin ama hanımefendi hayır ben seninle arkadaşlıktan başka bir şey düşünmüyorum der. O zaman peki deyip arkadaş olarak mı kalırsın Pascal, bilmiyorum, öyle mi kalacağız? Evet abi. Mınnah evet. Olmaz öyle şey. Madem ki sevdik beğendik, o zaman elde etmemiz lazım deriz. Ama güzellikle, zorla değil. Biz barbar değiliz değil mi Pascal? Neyiz biz abi? Anlamadım ben. Centilmen maçoyuz biz oğlum. O ne lan öyle? Ya neyse, bak burada hayat dersi veriyorum. Hanımefendi arkadaş olarak kalalım dedi ya. Peki diyeceğim. Ama sinsi planı hemen devreye sokacağım. Neydi o plan? Arkadaş gibi takılıyoruz. Kızı güldürüp eğlendiriyoruz, gezdiriyoruz. Yeri geliyor duygusal yanımızı gösteriyoruz. Sinemada duygusal bir sahnede gözyaşı döküyoruz falan. Onun görmesini sağlıyoruz misal. Bak. Ama Kadir ya, ben alayamıyorum. Yavrum çaktırmadan tükürük sür gözünün altına. Allah Allah. Filmin ışığı vurduğu bile yaldır yaldır parlasın. Numaradan da iç çek. Kız ne oluyor diye dönüp baktığında gözlerinin altındaki parlamayı görecek. Tabii o karanlıkta tükürük olduğunu nereden anlayacak la Pasko? Gözyaşı zanneder onu. Yani duygulu çocuk dedirteceğim. Mevzu bu, anladın kanka? Ne sonra? Tüm bunları arkadaş gibi yapacağız bro. Sonra bir gün telefon edip böyle çok kötü bir ses tonuyla böyle. Seninle konuşmaya ihtiyacım var. Diyeceğiz. Tabii kız merak edecek. Buluşuyoruz. Ne oldu diyor. Kız tabii doğal olarak ama. Ya bir kız vardı, bir zamanlar çok sevdim. Aşıktı ama beni aldattı. Ayrıldık. Aradan seneler geçti. Şimdi beni arıyor. Hatamı anladım. Senin gibisini bulamadım. Bir daha deneyelim diyor. Diyeceğim bak, bunları diyeceğim. Kadir, ne işe yarayacak bu? Anlamadın değil mi Pasko? Yok. Senin beyninin aslanı ben he mi? Ne oluyor ya? Oğlum düşünsene lan, çok hoş, çok güzel zamanlar geçirttik kıza. Sonra bu eski, bu adam, yani çok kendisine güzel zamanlar geçiren adam, eski sevgiliye dönmek istiyor. Ya bu herif bana bayağı iyiymiş, ben bunu niye kapmıyorum diye düşünecek abla ha? O sorunun doğmasına sebebiyet veriyoruz. Hatta nereden çıktı bu eski sevgili denen o sorusu kızın kafasında ampul gibi yanacak, anladın? Ondan sonra bir zamanlar sana arkadaş kalalım diyen kız seni elde etmek için nasıl bir çaba içine girdi? İşte buna biz argoda Arap'ın intikamı diyoruz baba. Ya Kadir sen var ya, iki kadın değilsin. Yeminle abi. Ya bunlar ne böyle ya? Nasıl plan ya? Ne projeler ya? Tövbe tövbe ya. Yavrum ben böyle değilim. Hayat beni buraya getirdi. Ne bileyim. Yeri geliyor. Böyle oluyorsun işte. Giderim zaman. Hadi yarın devam ederiz. Hadi. Paka paka. Bye bye.